Eğitim İşbirliği Oğlu Şube Denetleme Kurulu Başkanı Turgay Kaçan konuğumuz, eğitimdeki durumu konuşacağız. Efendim, gece görüşüne ulusal kanal ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum kırmadığınız, katıldığınız için. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Zorlu da bir süreç yaşıyoruz elbette. Hepimiz, siz öğretmenler, öğrencilerimiz, toplumun her kesimi COVID-19 salgını ile mücadele için seferberlikte ama öğrencilerimiz, yani çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği için aynı zamanda çok önemli. Bu dönemde bazı şeylere tanıklık ettik. Tabii internete ulaşmak çok kolay değildi. Ulaşamayan öğrencilerimiz oldu. EBA TV üzerinden eğitim süreci götürülmeye çalışıldı ama son dönemde özellikle eğitim öğretim yılının ikinci yarısında şuna tanıklık ettik. Ben de bizzat kendi kardeşimden buna tanıklık ediyorum. Belki izleyicilerimiz diyecektir ki sürekli kardeşinizden örnek veriyorsunuz ama böyle maalesef ki bugün kendisiyle birlikte evde otururken gördüm. Sadece tek başına derste bir öğrenciydi kardeşim. Sınıfınızın mevcudu kaç dedim? 30 dedi. Ne zamandır bu halde peki dersler dedim. Yaklaşık 2 haftadır ablacığım ben derse tek başıma giriyorum dedi. Ben de merak ettim. O yüzden size sormak istiyorum. Neden? Bunun nedeni çok basit aslında. Neden diyoruz? Çünkü bir açıklama yapıldı. Genelgelerde bu sabitlendi. Denildi ki 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci dönemden sınav olmuş çocuklarımız, yani gençlerimiz diye bir deyişle, bunların bir tane notu alması yeterli dediler ve öğrencilerimiz dilekçelerini, daha doğrusu öğrencilerimiz 18 yaşından küçük olduğu için onların yerine velilerimiz okullara dilekçelerini verdi. Dediler ki biz birinci dönem sınavı bizim için yeterlidir. Başka sınava girmesine gerek yok. Ayrıca da devamsızlık alınmadı. Devamsızlık alınmadığı zaman ve notlarda verilmiş olduğu zaman öğrencilerin derse katılımı gittikçe düştü. Bugün bir araştırma yaptık arkadaşlarımızla. Bir Anadolu lisemizde bulunduğumuz bölgede 40 kişilik sınıflarda 3-5 kişinin derse girdi. Yani büyük çoğunluğu artık öğrencilerimizin derse katılmadı. Çünkü bu açıklamalar şunu da gösteriyor. Okulumuz belki resmi olarak açık ancak fiili olarak öğrencilerimiz tatil ilan ettiler. Veliler de buna alıştılar. Dolayısıyla şu anda sizin kardeşinizin olduğu gibi birçok gencimiz de derse katılmıyor. Ve gerek duymuyorlar, ihtiyaç düşmüyorlar. Çünkü yoklama da alınmıyor. Bu sene başarılı olmuş saydılar. Fakat başarılı olmaları aslında neye göre başarı? Göreceli. Maalesef bizim eğitim sistemimiz sadece sınav odaklı. Yani öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkaran, bilişsel, duyuşsal, sosyal gelişimini sağlayan değil, sınav merkezli bir eğitim sistemimiz var. Çocuklarımız hep bu yönde ilkokuldan itibaren sürekli sınavlara sokuyoruz ve bu sınavlarda başarılı olduğu takdirde biz başarılı olmuş sayıyoruz. Bu salgın süreci de birçok alışkanlıkları değiştirdi. Bakıyoruz özellikle geçen sene salgın ilk olduğu dönemde büyük bir bocalama yaşadık. Fakat Eylül'den itibaren bu bocalamayı hafif olsa da atlatmaya çalıştık. Ancak az önce de sizin açılış konuşmanızda söylediğiniz gibi internet her evde yok maalesef. Her çocuğumuzun eşit şartlarda olmadığını görüyoruz ve birçok öğrencimizin de bu aktif olarak derse mecburiyetle, yani zorunluluktan katılamadığını görüyoruz. Ayrıca çocuklarımız evlerde hapsoldular. Bizler öğretmenler, veliler olarak çocuklarımız hep şunu söylerdik. Ya bilgisayarı artık bırak, uzak durun. Artık sosyalleşin, derslerinize çalışın diye. Hayat bize farklı dayatmalar getirdi. Diyoruz ki şimdi bilgisayarın başında otur. Bir çocuk, ergen bir genç arkadaşımı 6 saat, 8 saat bilgisayarın başında tuttuk. Çocuk doğal olarak sıkıldı, hareket etmesi lazım. Enerjisini harcaması lazım. İkinci dönemde böyle bir açıklama yapıldıktan sonra bunu genç arkadaşım fırsat bildi. Artık derslere katılmıyor maalesef. Burada bir sorunumuz daha var esasında. Bizler öğretmen olarak baktığımızda evet öğrencilerimiz açısından
düşünüyoruz ama öğretmenlerimiz tarafından da bakmamız lazım. Evet, aslında merak ediyorum onların durumunu da. Çünkü öğretmenlerin de artık evlerde derslere hazırlık yapıp öğrencilerin karşısına çıkmak için emek verdiğini biliyorum. Onlar da yoruldular. Online ders vermek de biraz zor anladığım kadarıyla. Tabii ki esas eğitim yüz yüzedir. Biz çocuklarımızın gözlerine bakarız, mimiklerine bakarız. O 30 dakikalık 40 dakikalık derslerde çocukların yorulup yorulmadığını daha rahat anlarız. Ona göre gerekirse dersin içerisinde, yani 40 dakika ders olmaz zaten. Bunu biz öğretmenler olarak ayarlarız. Ancak şimdi uzaktan eğitimde bir moda var gençler arasında, bu yaygın oluyor. Kameraları kapatıyorlar çocuklarımız. Yani baktığımızda bu benim çocuğumda da, siz kardeşinizi söylüyorsunuz ama kamera kapalı. Öğretmen boş duvara konuşuyor gibi. Neden açmıyorsun? Hani öğretmen senin orada olup olmadığını görsün. Bu biri yaptı bunu da diğerine saygı. Öğretmen boş odaya konuşuyormuş gibi. Öğretmen öğrenciye dokunacak ki oradan verim alsın. Ve anlattığının anlaşılıp anlaşılmadığını o yüzlerinden anlarız biz. Çocuklarımızla direkt temas kuramadık. Kuramıyoruz maalesef. Kuramayınca da bir başarısızlık ileride söz konusu olabilir. Burada şunu söylemek istiyorum unutmadan belirteyim. Bizler artık evlerimiz iş yerimiz gibi. Yani oturma odası, ben öğretmen olarak ders veriyorum. Eşim de öğretmense salonda yapıyor. İki de çocuk varsa odalarında. Yani ev bir ev mi, eğitim ortamı mı, karışık bir durumda. Yani öğretmenler de aslında en çok bundan muzdarip. İşte evinde oturan, yatan gibi toplumda böyle bir algı oluşmuştu ama öğretmenlerimiz de huzursuz. Onlar da yani sağlık sorunları da yaşamaya başladılar. Sürekli bilgisayar ekrana bağlı kalarak. Çünkü bizler sınıfın içerisinde gezen, bazen oturan, bazen yazı yazan, sürekli etkileşim içerisinde olan insanlarız. Siz getirdiğiniz bilgisayarın başına bağlandığınızda maalesef bunlarda biz çok mutlu değiliz. Bir de öğrenci derse gelmiyor. Bizler öğretmen olarak hazırlığımızı aynen yüz yüze eğitimde gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi öğrenci derse gelmediği zaman ekranın başında bekliyoruz. Öğrenci gelmiyor. Gelmediği zaman da tabii ki moralimiz bozuluyor. Biz öğrenciyle var olanız. Bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi aydınlatmak zorundayız. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki öğrenci gelmezse senin ek dersini keserim. Yani öğretmenin zaten geçim sıkıntısı olduğu malum. Ekonomik şartlarda zaten zor şartlarda çalışıyorlar. Yani paraları az, ancak bir de diyor ki öğrenci gelmezse ne yapacak? İşte sizin ek dersinizi keserim. O zaman sizin kardeşiniz aslında öğretmene çok büyük bir iş yapıyor. Sınıfta tek başına bulunması öğretmen açısından mali anlamda bir yardım etmiş oluyor. Bunu da Sevgili belirtmek hocam, burada isterim. bence biraz da iş sorumluluk velilerde. Velilerin denetiminin de gördüğüm kadarıyla yeterli değil, öyle söyleyeyim ben. Yani sürekli denetim altında tutamıyor olabilirler. Çünkü çalışıyorlar, belki çocuklarını evde bırakıp mesaiye gidiyorlar. Veyahut da o bilinci tam olarak oturtturmak için acaba Milli Eğitim Bakanlığı işin en başında derslere girmeyi zorunlu tutamaz mıydı caydırıcılık olması açısından? Ya aslında dersleri zorunlu tutabilirdi ama şimdi başta belki zorunlu olarak gitti ama bu sınav süreci ve velileri bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı aslında çok yapmadı. Yani veli bilgisinde biraz sıkıntı yaşadık. Veliler daha bilinçli olabilirdi. Fakat velinin de yapacağı iş var. Yani eşler belki sabah 8'de bırakıyor, işlerine gidiyorlar. Yani çocuklar evde yalnız başlarına kalıyor. Dolayısıyla çocuklar kendileri yönetmek zorunda. Tabii bunu artılar da var. Sorumluluk ve bilincine sahip olmalarını sağlıyor. Ancak çocukların işte kontrol edilmesi güçleşiyor. Veliler de sıkıntı. Sürekli yani haftanın 7 günü evdeler, çocuklarıyla yüz göz oldular. Onları denetlemekte de sıkıntı yaşıyor. Bir de bu boyutu var. Yani önceden çocuk veli sosyalleşiyordu. Çocuk okula gidiyordu, arkadaşlarıyla bir iletişim içerisinde, etkileşim içerisinde oluyordu. Şimdi dönüp baktığımızda hep anne babayla beraber. Anne babaların belki ekonomik sıkıntıları var, internet sıkıntıları var. 2 gün önce bir arkadaşla görüşmüştüm. Dersleri nasıl yapıyor? İki çocuğu var. Biri lisede okuyor, biri 8. sınıfta. Cep telefonundan yapıyor öğretmenim dedi. Nasıl dedim? Ben cep telefonunu veriyorum. Bir o giriyor, bir bu giriyor. Ya yani hatta duyuyoruz işte arkadaşı, işte abisi üniversite sınavına hazırlanıyormuş. Onun için interneti o kullanıyor, diğeri kullanamıyor.
Ya dolayısıyla burada aslında bir fırsat eşitsizliği de söz konusu. Tabii eğitimin ürünleri hemen olmaz. Yani uzun yıllar sonra olacak. Maalesef bugünkü kaybettiğimiz günleri ileride arayacağız gibime geliyor. Peki sevgili hocam, eğitimde telafi dönemi başlıyor dedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Hazırız dedi. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle de çalışmalar başlayacak. 2021-2022 yılını kapsayacak dedi. Telafi dersleri için telafi edilebilir mi sizce? Yani fiziksel, sosyal dediğine göre burada biz eğitimin biraz farklı boyutuna geçeceğiz. Anlıyorum yani benim anladığım. Biz öğretmeniz, daha bugün de okuldaydım. Daha bizim öğretmen arkadaşlarımızın bundan bir haberi yok. Bir telefon görüşmeleri vesaire de yaptık. Gruplarımızı paylaştık. Öğretmen arkadaşlar, yani bu telafi eğitimi uygulayıcıların bundan haberleri yok maalesef. Yani bakanlıktan çalışmışlar, böyle bir şey yapacağız diyor. Biz diyoruz ki öğrenci arkadaşlarımız şu anda derse girmiyor. Çünkü okulu yani fiilen kapattı öğrenci. Dolayısıyla öğrenci kapatmış ise öğretmen arkadaşım da buna ayak uydurdu. Çünkü derse gelen öğrenci yok, öğretmen ne yapacak? Ya şu anda evet resmiyetle belki 2 Temmuz okullar kapanacak ama öğrenci arkadaşım zaten notlar verildi. Kalma da yok, devamsızlık da alınmıyor. Birinci dönemin notunu da aldım. Ben geçtim diye düşünüyor. Dolayısıyla neyin telafisini yapacağız? Ya burada böyle bir sorun var. Haziran ayında havalar ısınıyor. Zaten normal yüz eğitim olduğu dönemde de 19 Mayıs'tan sonra yazılar olur ve son 2 hafta genel bir tekrar yapılırdı. Şimdi zaten çocuklarımız evde bunaldı. Hem salgının getirdiği bir psikolojik bunalımlar da söz konusu. Yani sağlıklı bir ortamda yaşamıyoruz. Şimdi telafi eğitimi biz öğrenci bulamayız. Peki gelen öğrencilerde yani herhangi bir şekilde ben telafi eğitimine katılacağım adı altında okullara gelen öğrenciler de ne kadar başarılı olacaktır? Neyin telafisi olacaktır yaz günü sıcak havalarda? Belki veliye diyecek ki ben okula gidiyorum ama okula gitmeyecek. İşte okul dışında farklı yerlerde zamanını geçirmelerini sağlayacaklar. Ha, bu da hem sağlık yönünden risk ve farklı bir riski de ortaya çıkarabilir. Burada aslında eğitimin uygulayıcılarından doneler alınsa ve bunlar değerlendirilse ve ona göre bir model çizilseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu tüm öğretmen arkadaşlarımın düşünceleridir. Peki buradan sevgili hocam, sizleri izleyen velilerimize ve öğrencilerimize bu konuya ilişkin çağrınız ne olur? Çünkü gerçekten önemsediğim için bu akşam bu konuyu konuşmak istedim. Zaten siz de ifade ediyorsunuz, neredeyse 1,5 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz ve pandemiyle mücadele ederken gözden kaçırdığımız bazı hususlar var. İşte salgın sonrasındaki dönemi nasıl yürüteceğiz? O dönemde yapmamız gerekenler nedir? Elbette bu virüsü yok etmek ve kontrol altına almak için tüm odak noktamızı buraya çevirmiş durumdayız ama mesela doktorlu arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman onlar çok daha farklı bir şeye işaret ediyorlar. Salgın sonrası yükün farklı şekilde olacağını söylüyorlar. Eğitimde de böyle bir yükle karşı karşıya kalabilir miyiz salgından sonra? Salgından sonra evet yükle karşı karşıyabiliriz ama eğer düzgün idare edilebilirse bizler bu yükün altından çalışanlar olarak rahatlıkla kalkabileceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle çocuklarımızı bir birey olarak düşünelim. Özellikle lise çağında olan gençlerimizi. Biz onların sağlığını birinci ön plan almak zorundayız. Şimdi sağlıksız ortamda sağlıklı bireylerin yetişmesi söz konusu değildir. Bunlar bizim geleceğimiz, gençlerimiz, toplumumuzun geleceği, yani bizim ülkemizin varlığı bu gençlerimize bağlı. Bunların sağlıklı birey olması sadece sınav merkezli bir eğitim öğretim modelinden geçmiyor. Kişisel gelişimlerini de sağlamak lazım. Fakat içeride en hareketli olacağı dönemi yaşıyor gençlerimiz. 1,5 yıldır yaklaşık evde hapisler. Bunlara biraz empati yapmak lazım ve programlarımızı hafifleterek bu çocukların kişisel gelişimlerini, o duygusal, bilişsel gelişimlerini, sosyal gelişimlerini ön planda tutarak veliler olarak, öğretmenler olarak çok yüklenmememiz gerekiyor.
Tabii ki süreç ağır. Eylül ayında okullarımız yüz yüze açıl, biz yüz yüze açılmayı istiyoruz. Açılacak mı, açılmayacak mı? İşte aşı sorunu var. Öğretmen arkadaşlarımızın işte 40 yaş üstü aşılanıyor. Sadece öğretmene, eğitim çalışanlarımız var. Biz herkesin aşılanmasını istiyoruz. Yani aşının bir an önce ve sağlıklı ortamda bulunarak, öğretmenler zaten fedakar insanlardır. Biz gelecek senenin de yani geçmiş senenin de telafisini rahatlıkla yaparız. Yeter ki öğretmenin çalışacağı ortamın sağlıklı olması lazım. Bizler bütün emeğimizi bu gençlerimize veriyoruz, inanın. Vermeye de her zaman devam edeceğiz. Yeter ki sağlıklı olsunlar. Önce sağlık diyoruz. Gerisini biz üstünden geliriz. Ancak öncelikle programlamanın vesairenin düzgün yapılması birinci şartımız. Çok teşekkür Bunları ediyorum sevgili söyleyebilirim. hocam. Sizlere çok minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun efendim katıldığınız için. Gece görüşüne.